Çok tabii ki ekonomi büyüdüğü için ama düşük bir rakam. Dolayısıyla bir tasarruf kültürünü oluşturmak gerekiyor. Bizim öz kültürümüzde aslında bu var. Hani bir kenara Akakçe Karagül içinde bir şey koymak sonra lazım olur. Ya bir ihtiyaçtır veyahut da emekli olunca gezeceğim dünyayı, biraz param olsun o zaman gibi hedeflerle. Denk bütçe de var. Ayağını yorganını uzat Ayağın diye. yorganına göre hepsi var. Var aslında bizde. Yani Anadolu'da olan bir şey bu. Ama bunu bugün biraz modern dile tercüme etmek gerekiyor. Altın, gayrimenkul, borsa, diğer sermaye piyasası araçları, fonlar fevkalade önemli. Şimdi sıra geldi insanlara bunu anlatmak. Yani bu halka seferberliğinin arzın karşılığı talep gibi bir şey değil, çok daha büyük bir hedefli bir proje esasında. Bunun önemli ayağı eğitim. Finansal okuryazarlık, finansal bilinirlik. Yani halka, insanlara anlatmak lazım. Bunu yapmamız lazım. Eğer Türkiye tasarruf oranını arttırır, bu yapılabilir. Yani icabında bir kanun geçirilir. Maaşların şu kadar tasarruf edilecektir diye edilir. Yani şey gibi, o daha önce zorunlu tasarruf fonu Gibi. vardı. Ama o artık istenmiyor. Çünkü o uzun soluklu olmuyor. Bir yerde duruyor o iş. Fakat daha önemli bir şey, şimdi sıra geldi onu konuşmaya. Tasarruf edeceğiz de bu tasarrufu nasıl değerlendireceğiz? Yani altın mı alacağız, gayrimenkul mü alacağız, borsaya mı gireceğiz, tahvil mi alacağız, hepsini karışım bir portföy mü olacak? Hepsi olacak. Tasarrufları iyi değerlendirebilecek imkanları sunmak, o da biraz sermaye piyasası oyuncularının görevi. Yani İMKB'nin, bizim, BOB'un, diğerlerinin. Dolayısıyla şimdi bizim hiç zaman kaybetmeden tasarruf yapmayı isteyecek olan vatandaşlarımıza yeni tasarruf araçlarını sunmak. Bu fevkalade önemli. Tasarruf yaptık, yaparız. İyi değerlendiremezsek ne olur? Bir yıl sonra o parayı harcarız. Yani harcamak tasarrufa fark kalmaz. Dolayısıyla tasarruf aynı miktar birikimi çok hızlı kullanabilir, çok döndürebilmek. Marifet burada aslında. Yoksa para biriktirmek kolay. Sıra Peki, burada şimdi. şimdi biraz hızlanalım mı? Böyle birkaç tane soru sorayım. Mesela bu sene halka arz olacak şirket sayısı geçen senekinden çok daha fazla olacak mı? Ne kadarlık bir arz? Olacak gibi anlaşılıyor. Yani geçen seneyi geçeriz. Halka arz olacak şirket sayısı. Bence bir, yani sürpriz olmazsa bayağı geçeriz. Bayağı geçeriz. Peki, hisse senedi almak mı, devlet tahvili almak mı, şu bu dedik, yatırım araçları dediniz ya. Yani sizin nihayetinde kayıt dışında ya da yastık altında olan tüm birikimleri sermaye piyasalarına kazandırmak gibi bir hedefiniz var. Bununla ilgili bir vergi düzenlemesi gerekiyor mu sizce? Vergi düzenlemesi de yapılıyor şu anda. Yani taslak bayağı bir aşamada. Sermaye piyasanın önüne engel olabilecek detay vergilerdeki yanlışlıklar, asimetriler hepsi kaldırıldı. Maliye Bakanlığımız konu çalışmayı bitirmek üzere bildiğim kadarıyla. Mesela yani ne gelecek bu konuda? Örnek, hisse senetleri gelir vergisinden muaftı, stopajdan, ama fonlar değildi. Onlar düzeltiliyor falan. Böyle bir sürü şeyler. Fakat sistemin deyince mesela altın. Altına para yatırmak bir tasarruftur. Gayrimenkul almak tasarruftur. Gerçi milli hesapla öyle girmiyor ama evet, tasarruftur. Yani bir arsa alayım, bir tarla alayım şurada. Dursun 3-5 yıl, 10 yıl sonra işime yarar. Tasarruf aslında bu. Dolayısıyla bu tasarrufları, yapılış tarzını sermaye piyasası araçlaştırmak lazım. Menkul kıymetleştirmek demek. Sekürtizasyon. Lazım aslında. Yine altın olsun ama yaptığı tasarruf likit olsun. İcamına çıksın ki tekrar girebilsin. Bunu yapmak da tasarruf bayağı artıracak bir şey aslında. Yani biz insanlara altından, gayrimenkulden vazgeçin, hep hisse senedi alın demiyor. Denmez. Desek de zaten etkisi fazla olmaz. Bu işi yapmak da marifet. Dolayısıyla bu da kurumsal yatırım yönetimi, portföy yönetimi fevkalade önemli oluyor. Yani fon oluşturan, fon yöneten şirketlerimizin biraz böyle ufuklarını genişletip renklenmeyi arttırmaları gerekiyor. Peki, şimdi yatırımlar açısından bakıldığında zannediyorum bundan 7-8 sene önceydi. Ve yanılmıyorsam yine EBN'indi galiba. Bu özel bankacılıktan sorumlu dünya başkanlarından bir tanesi dedi ki, yani Türkiye'de sermaye piyasalarını geliştirmek istiyorsanız dedi. Önce dedi siz inanacaksınız kendi yatırım araçlarınıza dedi. Evet. Kendiniz para koyacaksınız. Evet. Ondan sonra gidip yabancılardan isteyeceksiniz, siz de yatırın diye dedi. Şimdi hani ben onu sorayım mesela. Hisse senedi için örnek. Yani SSK gidip primlerle onları değerlendiriyor ya, döviz alıyor satıyor. Gördüm geçtiğimiz günlerde dövizi dengeledi SSK'nın alımları satımları. Sosyal sigortalar kurumu gibi devlet kurumları, yüksek likiditeye sahip olanlar sermaye piyasalarında yatırım yapabilecek mi? Hisse senedi alabilecek mi? Bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi? Gelmeli mi? Gelmeli. Zaten yapamıyor olması
bir eksikliktir bence. Dünyanın her tarafında fon pazarlarına bakarsak, gelişmiş ülkelerde devlet bunu yapıyor. Bırakın ulusal piyasalarda, uluslararası piyasalarda pozisyon alabiliyor icabında. Sigorta primleriyle vesaire hepsiyle. Tabii ki olması lazım. Peki olacak mı? Tabii olacak. Bireysel emek sistemi aslında o pencereyi açan büyük bir imkan bizler için. Ve BES konusunda Sayın Bakanımız da açıklıyor zaman zaman. Çok önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. O işin büyümesi lazım. Yani SSK önümüzdeki dönemde hisse senedi alabilir, sermaye piyasasına yatırım. BES'te biriken fonlar, belki de bir zaman sonra kıdem tazminat fonları şimdi gündemde. Hepsinin olması lazım. Yani bu topyekun bir şey, bir harekat, bir yatırım mantığı esasında. Peki. Şimdi yatırımcı seferberliği, halka arz seferberliği gibi iddialı isimler olduğu noktada halk da işin içinde çok geçince halka sorduğunuz zaman daha önceki mevzuları soruyorlar. Tamam hani seferber olalım, biz de öğrenelim, yapalım da geçmişte özellikle bu tasarruf mevduat sigorta fonunun el koyduğu bankalarda mağdur olanlar. Şimdi geçmişe dair sorunları çözmek mi yoksa sünger çekip devam etmek mi noktasında nasıl bir dönem var önümüzde? O çok kolay soru aslında. Çözülebilecek sorun var, çözülecektir tabii ki. Onu hep söylüyoruz. Ama bir daha eğer bir yanlışlar yapıldıysa şu veya bu şekilde bir daha yapılmasın diye tedbir almak da en büyük çözüm esasında ileriye dönük. Bizim yeni kanun taslağımız görüşü açık biliyorsunuz. Bu ay sonuna kadar görüşü açık kalacak. Oradaki bu kısımları iyi okuyanlar görecektir ki bir daha böyle yanlışlar yapılamasın diye bir takım yasal tedbirler mekanizma devreye girmiş vaziyette. Girecek inşallah taslak kanunlaşınca. Bir tane 26. madde var. 3. bendi galiba. Kurul faaliyet konusu imtiyaz verilen bir işi görmek olup da bu imtiyazı kaldıran veya 5411 sayılı kanunun 71. maddesinin 1. fıkrasının E bendi veya 134. maddesi uyarınca faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF'ye devredilen halka açık ortaklıkların pay sahiplerinin korunması amacıyla hakim ortak olan gerçek ve tüzel kişilere pay alımı teklif sorumluluğunu getirebilir diyor. Evet. Burada madde eğer TMSF bir banka hisselerine el koyarsa hakim ortak. Yani batık örneğin işte burada bir örnek verilmiş. Sabah gazetesi Dinç Bilgin gibi bir örnek verilmiş. Maliye o patrona vergi borcundan tahsil ediyor. Sonra TMSF kendi alacaklarını tahsil ediyor. Bu maddeyle anladığımız kadarıyla şimdi bir de küçük yatırımcının payı da ödenecek mi? Bu süreçte yatırımcı hakkı vergi ve TMSF'nin alacaklarından sonra mı devreye girecek? Sıralamasını ben şimdi söyleyeyim, hukukçu değilim. Fakat kasıt o tabii ki. Yani küçük işten sorumlu olmayan küçük yatırımcının haklarının korunması kastıyla yazılmış madde. Tabii örnekleri falan bilmiyorum. Onu siz okudunuz. Hı hı. Onlara ilişkin bir şey diyemem. Kasıt o zaten. Amaç o. Yani gerçi farklı yorum okudum gazetede geçen gün ama hiç katılmıyorum. O niyetle yazılmadı. Lafzda bir düzeltme gerekiyorsa elbette ki yapılacaktır tabii ki. Yani sonuç olarak yatırımcının hakkı da vergi ve TMSF'nin alacaklarından sonra gelecek şekilde korunacaktır gibi bir kasıt var bu düzenlemede. Kesinlikle. Peki. Yatırımcı sonra bile olmayabilir, bilmiyorum tam kastını ama bir hakkı tabii ki olacaktır. Olması lazım. Yani bu en temelde bir mülkiyet hakkı sonuçta. Peki. Şimdi temettü konusunu çokça konuştuk. İşte Apple örneğini verdik mesela. Hatta buradaki konuğumuz biraz önce dedi ki bazı şirketler de borçlanıp temettü ödüyorlar dedi. Yani temettü ödemek noktasında esasında yanlışım varsa düzelt, şuna benzetiyorum. İnşaat şirketleri mesela ilk daha toprağa kazma vurulmadan para yatıranlara para kazandırmak gibi bir şeyleri vardır. Amaçları vardır ki bize baştan güvenenler bundan para kazansın diye. Şimdi hisse senedi alıp bir şirkete ortak olmak güvenmek demek. Ve beklentiniz de esasında burada bir sermaye kazancı dışında düzenli bir gelir elde etmek. Temettü gibi. Bunu teşvik edecek bir düzenleme gelecek mi? Temettü dağıtımını teşvik edecek şekilde. Yok, o konuda teşviğe inanmıyoruz biz. Tabii ki temettü günün sonunda işin karı temettüdür, kar payıdır. Borçlanarak temettü ödemek istisnai halde olabilir şu anda aklıma gelmiyor ama ne kadar akıllı bir iş bilmiyorum. Çünkü temettü alanlar borçlanıyor sonuçta, şirketin borcu oluyor. Onu iyi düşünmek lazım. Tabii ki bir firma kar ediyorsa o karı harcamanın iki yolu var. Bir tutarsınız yatırımlar için veya kar payı dağıtırsınız ortak, temettü dağıtırsınız. Hangisi yatırımcının daha menfaatine uygun sonra yapmak gerekiyor. Yani temettü politikası yönetim kurulunun belirlemesi gereken bu yüzden vardır. Eğer yapılan yatırımlar firmanın değerini ödenecek temettüden çok daha fazla arttıracaksa temettü ödemeyip yatırımı yönlendirmek akıllı olur. Böyle bir şey yoksa
Payı tutmanın da bir anlamı yok. Dağıtın. Sonuçta nakit bir temettüdür bu. Mesela o bir temettü politikası. Ama günün sonunda başarılı firma, büyüyen bir firma, karlı firma illa temettü dağıtacaktır. Ve hikaye bittiği günde onun hesabı yapıldığında daha çok temettüyü dağıtan firmaların daha değerli olduğu anlaşılacak. Dolayısıyla borsada bu kültürün oluşması lazım. Temettüyü dağıtan firmanın değeri artması lazım. Daha değerli görülmesi lazım. En büyük teşvik de bu. Onun dışında zorla temettü dağıttırmak diye bir şey yapmak piyasa mekanizmasına müdahaledir. Çok yanlış bir şeydir. Eskiden varmış biliyorum bu. Ona hiç katılmıyoruz. Zorla temettü dağıttırmak düzenlemesini istemediğiniz gibi SPK bu zorunluluğu kaldıracaktır gibi bir durum mu çıkıyor zaten o zaman? Kaldırdık zaten zorunluluğu. Yani nihayetinde bir temettü politikası ile ilgili fleksibilite getiriyorsunuz. Yani firmalar kendi hikayelerini kendileri anlatsınlar. Hı hı. Yoksa devletin desteğiyle veya kösteğiyle varılan bir sonuç illaki birisine rahatsızlık veriyor. Doğru değil. Piyasanın büyümesini engelliyor. Evet. Doğru değil. Peki şimdi burada zaman zaman işte biz birazdan saat 11'de işte böyle hızlı para diye program yapıyoruz. Fon yöneticileri falan geliyor. Bu güzel hızlı para. Hızlı para gibi. Biraz yani fast money'nin Türkçesi gibi oldu. Yani şey isim hakkı bende değil bunun, onu söyleyeyim de. Orada şöyle bir şey var. Gelen kişilere soruyorum. Diyorum ki işte paranızı profesyonele teslim edin diyorsunuz. Evet. Diyoruz da bir şey getirmiyorsunuz diyorum yani. Yani bakıyorum mesela benchmarklara, yatırım fonlarına. Ya benchmarkları bile yakalayamamış bir sürü fon. Birkaç tane fon yöneticisi dışında ben ya kusura bakmayın diyorum, paramı size emanet etmem. Evet. Özür dilerim, bu şahsi görüşüm. Doğrudur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben size katılıyorum aslında ama şöyle, onu hemen düzeltmek lazım. Bakın bizdeki fon pazarının büyüklüğü BES'i saymazsak 30 milyar lira civarında. BES'le beraber 45-46'yı belki 50'ye yaklaştı. Bu 30'un da önemli kısmı, 3'te 2'sinden fazlası o likit fon denen, aslında fon olmayanın olmayıp mevduat olan bir paralar. Fon diye düşünülüyor. Mevduat kadar bile getirmiyor bir de. Getirmiyor. Bir de biliyorsunuz çok yüksek komisyonlar vardı. Onları biraz epey bir azalttık. O yüzden bir rahatsızlık kaynağı oldu. Kasten yapıldı. Çünkü fon olmayan bir şeyi fon diye sunup sonra fon şirketlerinizi onlarla meşgul etmek pazarın büyümesini engellemektir. Tabii kasıtlı değil tabii. Kimseyi suçlamıyor ama sonuç bu oluyor. Dolayısıyla yakın zamanda göreceğiz ki likit fonlar peyderpey devre dışı kalacak. Onun yerine daha uzun vadeli ama aynı oranda likit olan bono ve tahvil fonları portföylere girecek. Dolayısıyla daha rekabetçi, sizi daha memnun edecek, seçenekleri arttıracak bir ortam ortaya çıkması lazım. Yani burada o likit fonların egemanyasını kırdık diye düşünüyorum. Daha artık kimseye faydası yoktu. Ne sahibine faydası var ne yatırımcıya. O bu fon değil, o mevduat. Aracı kurum sayısı konusunda yani zaman zaman fazla olduğundan konsolidasyon gerekliliğinden bahsediliyor ama bu taslakta girişler de serbest mi bırakılacak? Yani hani daha fazla aracı kurum, daha fazla portföy yönetimi şirketi kurulması noktasında bir giriş serbestiyesi mi verilmesi planlanıyor? Giriş zaten serbest. Kimse girmiyor, SPK izin vermiyordu. Yani kanun şu anda engel bir şey yok. Evet. Dolayısıyla o izin verilmedi. Olan aracı kurumlarımız korumak amacıyla. Bu da bir etiket değeri ortaya çıkıyordu. Borsa giriş ücretine kaynaklanan. Fakat bugün bu vesile olsun söyleyeyim, bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bir mantık değil. Yani hiç faaliyette bulunmayan, piyasaya bir katkısı olmayan bir aracı kurum SPK'dan yetki belgesi var diye ömür boyu değerli kalamaz. Bu hem girişlere engel hem büyümeye engel. Dolayısıyla benim piyasadan ricam ve beklentim tüm ekonomi yönetiminin aracı kurumlarımız